Süper. Hepiniz hoş geldiniz. Sena Iken Schieber Economics Award'a. Benim adım İrem. TPF'de program lead olarak çalışıyorum. Herkes beni duyuyorsa, bir problem yaşamıyorsak sizden 2 dakikalığına ekranda gördüğünüz soruya cevap vermenizi isteyeceğim. Okey. Pol sanırım bitti. Selin'cim bunu kaldırabilir miyiz ekrandan? Çok teşekkürler. Webinarımız süresince sizlerden ricamız mikrofonunuzun kapalı olduğundan emin olmanız. Kameranızı açmak isterseniz açabilirsiniz, kapalı tutmak isterseniz kapalı tutabilirsiniz tabii ki, ama arzumuz sizlerin yüzlerini görebilmek. Sorularınız varsa chatbox'a isterseniz yazabilirsiniz ya da webinarın sonunda bizim Q&A'miz olacak. Burada soru ve cevap yapacağız ve bu session süresince isterseniz kameranızı ve mikrofonunuzu açarak sorularınızı bize direkt olarak da iletebilirsiniz. Bugün aramızda TPF'in Executive Direktörü Şenay Selim Yılmaz var. Şenay da Amerika'da master ve doktora yapmış bir Türkiye'li bir kadın olarak, isterseniz sizin sorularınız, ekstra sorularınız olursa onları da cevaplayabilir. Bu arada Pınar Özyürek, donor ilişkilerinden sorumlu arkadaşım da yanımda. Ayrıca Kardelen Çiçek, Serra Güllü ve İpek. İpek de sanırım aramızda, şu an göremiyorum İpek'i. Hah, burada. Merhaba İpek. Geçen yılların Sena Iken Schieber Award üyelerinden, onlar da sizin sorularınızı yanıtlayacaklar. Dilerseniz başlayalım. Pınar'cığım, sana veriyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hem eski bursiyerlerimizi görmek hem de pırıl pırıl genç kadınları görmek bizi çok mutlu etti. Teşekkürler katıldığınız için. Eminim araştırmanızı zaten yapmışsınızdır ama Sena Iken Schieber Scholarship Award dediğimiz programımız, ödülümüz Türkiye'den başvuran ve Amerika'da akredite okullarda
ekonomi alanında master, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alan genç kadınları hedeflemekte. Oldukça prestijli bir program ve sürdürdüğümüzden beri, şimdi birazdan göreceksiniz bir sonraki slide'da da, çok değerli bir insanın ismine, yaşamasına vesile olan bir program. İremciğim, geçebiliriz bir sonraki slide. Sena Eken Şibir 1949 yılında İstanbul'da doğmuş. İlk eğitimini Robert Kolej'de gerçekleştirmiş ve yüksek lisans eğitimlerini de İngiltere ve Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi'nde doktorasını yapmış. Değerli bir ekonomist kadın. 1976 yılında George Shearer'la evlenerek aile kuruyorlar. Ve kariyerinde IMF'de çok uzun süre ve çok başarılı bir şekilde çalışan Sena Hanım, aynı zamanda 1987 yılında Türkiye Merkez Bankası'nın da en önemli danışmanlarından biri oluyor. IMF'de uzun yıllar çalışan ve işte Orta Doğu, Asya, Afrika ve bilmem birçok ülkenin programlarını yöneten Sena Hanım, emekliliğinde de çok önemli bir şey, biz için çok gurur duyduğumuz, IMF'in tarihinde hani en yüksek mertebeye çıkan Türkiye asıllı kişi oluyor. Ve birçok yayına da imza atan bir kişi. Maalesef aramızdan erken ayrılıyor ve eşi George Shearer bu programı Sena Hanım'ın ismine oluşturuyor. Ve bugüne kadar birçok genç kadın başarılı, kendisinin ismini taşıyan bu programdan faydalanıyor. Geçebiliriz İrem'den bir sonraki slide. Bu şimdi aramızda da burada eski bursiyerlerimizden kişiler var. Tek tek herkesin söylediği kotasyonu okumayacağım ama şunu söylemek istiyoruz. Yani bu burs programı sizlerin de hayatını değiştirecek. Becerilerinizi, deneyimlerinizi çok farklı seviyelere taşıyacak. Amerika'da zaten hali hazırda çok başarılı gençlersiniz ama sizlerin finansal olarak da refah içinde akademik çalışmalarını gerçekleştirmesini sağlayacak bir program. Burada kotasyonlarını paylaşan diğer bursiyerlerimiz programın özellikle işte kendi hayallerine ulaşmalarında, ideallerine ulaşmalarındaki öneminden bahsediyorlar. Amerika'da en prestijli okullarda başka türlü okuyamayacaklarını söylüyorlar. Ve inanıyorum ki aranızdan da bugün programa katılan birçok genç kadını gelecek yıl bu slide'ın bir parçası olarak görebiliriz. Geçebiliriz İrem'cim bu sayfayı da. Değiştirebiliriz slide'ı eğer. Pardon. Şeyse. Şu slide'da. Ben şimdi sözü İrem'e bırakacağım ama bırakmadan önce bir kere daha programın eşinin ismine yaşatan George Shibra'da bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum burada. İrem'cim, şimdi detay süreçlerini, daha teknik süreçleri senden dinleyebiliriz. Teşekkür ederim Pınar'cığım. Eminim birçoğunuz hali hazırda burs kriterlerini biraz biliyordur ama isterseniz tek tek üzerinden geçelim istiyorum. Öncelikle Sena Eken Shibir Economics Award bursu Türkiye'li kadınlara özel bir burs. Ve başvuracak olan kişilerin Türkiye'de lisans eğitimini tamamlamış olmasını biz diliyoruz. Ya da hali hazırda lisans eğitimini tamamlamakta olan başvuran kişiler de başvurabilirler. Lisansınızı tamamladıktan sonra Amerika'da ekonomi alanında yüksek lisans ya da doktora seviyesinde eğitim almak isteyen, hali hazırda üniversitelere başvurmuş ve sonuç bekleyen ya da hali hazırda kabul almış kişiler, kişilerin olması ve buna ek olarak da aslında bu international öğrenci olacağınız için bu programlara başladığınızda Amerika hükümetince de zorunlu koşulan bir koşul. Burada full time öğrenci olmanız ve buna ek olarak da ekonomik olarak desteğe ihtiyacınız olması. Bu bizim için çok önemli çünkü bu bursu verirken gerçekten ekonomik olarak bir ihtiyacınızın olması ve böylece aksi takdirde buraya gelemeyecek, eğitimini sürdüremeyecek kişilere biz bu bursu vermeyi
önceliklendiriyoruz. Peki bu kriterlerin, bu kriterlere ek olarak başvurduğunuz okulların Amerika'da akredite üniversiteleri olmasını istiyoruz. Eğer Sena Eken Schieber bursunun sayfasına giderseniz tpfund.org'dan orada böyle bir liste göreceksiniz. Üniversite listesi. Bunlar başarı seviyesi olarak daha yüksek listenin başlarında bulunan üniversiteler. Tabii ki bu üniversitelere ek olarak da başka üniversitelere de başvurabilirsiniz. Ama bunlar dediğim gibi daha başarı seviyesi yüksek üniversiteler. Bizler de bu bursu veren taraf olarak daha vereceğimiz genç kadınların daha iyi okullara, daha başarı seviyesi yüksek okullara gitmelerini biraz encourage ediyoruz, biraz support etmek istiyoruz. Her başvuru kendi içerisinde değerlendirildiği için bunlara ek olarak başka üniversitelerde başvurursanız lütfen bursunuza başvurmamazlık etmeyin. Yine de başvurun. Dediğim gibi her başvuru kendi içerisinde değerlendirilecek. Peki bu kriterlerin hepsine uydunuz. Şöyle isterseniz kapatayım şurayı, siz de ekranı görebilirsiniz. Bu kriterlerin hepsine uyduğunuz başvuruyu nasıl yapacaksınız? Burs başvurusunu yapabilmeniz için sayfamıza, Sena Eken Schieber'ın sayfasının olduğu tpfund.org'da bir online form bulacaksınız. Bu formda bizler sizlere ait kişisel akademik detayları soruyoruz sizlerle ilgili, sizi biraz daha iyi tanıyabilmek için. Ve bu verdiğiniz detayların bilgilerinde sizlerden bir proof'unu istiyoruz. Dokümantasyonunu yapmanızı istiyoruz. Bunlardan, bu istediğimiz dokümanlardan bir kısmı şu burada ekranda gördüğünüz dokümanlar. Bunlar nedir? School, eğer Sena Eken Schieber'a ek olarak başka yerlerden burs aldıysanız bu bursların detaylarını, Türkiye vatandaşı olduğunuzu gösteren pasaport ya da TC kimliğinizin fotokopisi, eğer finansal bir ihtiyacı, desteğe ihtiyacı olduğunuzu gösterebileceğiniz bir statement varsa bunun proof'u, resümeniz, transkriptiniz ve TOEFL, GRE skorlarınız. Eğer hali hazırda kabul aldıysanız başvurduğunuz üniversitelerden, bunların kabul aldığınızı gösteren mektupların bize fotokopisini göndermenizi istiyoruz. Ama bazen şöyle durumlar da oluyor. Bazı okullar çünkü sonuçlarını biraz daha geç açıklıyorlar. O yüzden eğer başvurduysanız ve başvuru deadline'ın geldiyse, yani 1 Mart Sena Eken Schieber bursuna başvuru tarihini geç gelmesine rağmen sonuçlar açıklanmadıysa, bize e-mail atarak durumunuzu belirtirseniz ve başvuru formunuza başvurduğunuzu gösteren official bir letter eklerseniz biz yine başvurunuzu değerlendirmeye alacağız. Buna ek olarak da 3 tane referans mektubu istiyoruz sizlerden. Bu referans mektuplarını direkt olarak forma da yükleyebilirsiniz. Ya da referansı yazacak kişileri benim ekranda gördüğünüz e-mailimi vererek bana direkt olarak göndermelerini söyleyebilirsiniz. Başvurunuzu yaparken lütfen bütün bu detayları yüklediğinizden, doğru bir şekilde present ettiğinizden emin olun. Çünkü eksik olan bilgilerin olduğu başvuruları maalesef adil bir süreç sürdürmek adına göz önünde bulundurmayacağız, değerlendirmiyoruz. Deyip şuradan... Başvurunuzu yaptıktan sonraki süreçte şöyle ilerliyor. Bizim selection committee dediğimiz 5 tane member'dan oluşan bir komitemiz var. O komite başvuruların hepsini bütün detaylarıyla inceliyor, okuyor. Sonrasında bu başvurulardan bir shortlist oluşturuyor. Bu shortlist'te kalan başvuranları da biz interview'e çağırıyoruz. Zoom üzerinden yapılıyor bu interview'lar. Ve bu interview sürecinde başvurunuz hakkında genel olarak sorular soruyoruz sizler hakkında ve akademik planlarınız hakkında.
Tekrardan burada da not etmek istiyorum. Ekonomik olarak desteğe ihtiyaçlarınız olması bizler için çok önemli bir kriter. Bunu da belirttiğinizden emin olun. Başvuru deadline'ımız Mart'ın 1'inde. Bu başvurularınızı yaparken lütfen bu date'i bir yere kaydedin. Çünkü bu tarihten sonra gelen ve bu saatten sonra gelen başvuruları dediğim gibi adil bir süreç sürdürmek adına göz önünde bulundurmayacağız. Webinarımızın başında da bahsettiğim gibi şu an bugün aramızda Kardelen Çiçek, Serra Güllü ve İpek Kavaşoğlu var. Hepsi de Senayken Schieber'in geçen yıllardan awardileri. Ben onlara mikrofonu vermeden önce ekranda gördüğünüz soruyu yönelteceğim. İpek, Serra, Kardelen, sizce burada yanımızda olan başvurmayı düşünen arkadaşlar neden bu bursa başvurmalılar ve kendi deneyimlerinizde biraz anlatır mısınız? Siz başvuru sürecinde herhangi bir çekindiğiniz bazı şeyler oldu mu? Eğer bunlar ne varsa bunlar neydi ve sizi cesaretlendiren şey ne oldu başvururken ve başvurduktan ve scholarship ve bursu aldıktan sonraki deneyimlerinizi kısaca paylaşırsanız çok sevinirim. Kimden başlayalım ilk önce? Kardelen, senden başlayalım mı? Tabii. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz webinara. Ben Senayken Schieber 2022 awardelerindeyim. Ondan önce de daha önce de bursu almıştım. Master eğitimim için. Yani bu bursa başvururken en önemli kriter, hani İrem Hanım'ın da bahsettiği gibi finansal olarak ihtiyacımızın olması. Yani ben master ve doktora programlarına başvurularımı yaptıktan sonra bir süre sonra hani kabul mektuplarımı almaya başladım. Yani kabul ya da red geldiyse. Tabii hani burssuz eğer yani herhangi bir stipend ödemesi ya da okuldaki fileri ödemem gereken bir durum oluşmuştu açıkçası. Yani ve bu noktada hani bursa başvurmaya karar verdim. Hani çünkü kendi kendime bunu karşılayabilecek gücüm yoktu. Bu anlamda hani gerçekten çok harika bir burs. Yani kesinlikle ya Amerika'da doktora ya da master yapmayı düşünüyorsanız başvurularınıza ek olarak hani bu bursla da paralel olarak başvurmanızı tavsiye ederim. Burs hakkında başvuru yaparken ilk başta çekinceleri insanın tabii ki oluyor. Ama hani gerçekten kriterlere baktığım zaman açıkçası çok fair bir burs olduğunu anlayınca da hani bu kaygılarım daha da azaldı açıkçası. Hani yani benim için hani çok kurtarıcı bir burs olmuştu. Çünkü hani ben kabul aldığım okullardan hiçbir şekilde burs alamamıştım. Maalesef hani bunu da başvurumda belirttiğim zaman bursu almamda yardımcı oldu. Onun için hani hiçbir şekilde çekinmeden hani elinizdeki bütün olasılıkları bu başvurunuzda sunarak hani açık bir şekilde başvuru yaparsanız çok faydalı olacağına inanıyorum. Benim eklemek istediklerim bu kadar ama hani eğer başka sorularınız varsa seve seve açıklamak isterim. Çok
Çok teşekkürler Kardelen. Serja, sen devam etmek ister misin? Tabii ki. Merhabalar herkese. Ben Serra. Sena Erken Şehir Bursu'nun 2021 ve 2022 kazananlarındanım. Duke University'de okuyorum şu anda. Bölümüm ise Political Economics. Daha öncesinde Sabancı Üniversitesi'nden mezun olmuştum. Eğer geçmişimle alakalı bir şeyler öğrenmek isterseniz bachelor'ımı aynı zamanda da şu anda yaptığım master konularına ilginiz varsa çekinmeden seve seve sorabilirsiniz. Ben bursu ilk olarak okuldaki hocalarımdan öğrenmiştim. Burs maili onlara gitmişti ve o zaman da bir burs arayışı içerisindeydim. Onlar beni yönlendirmişlerdi. Bu yüzden de okulunuzdaki hocalarınızla iletişim halinde olmanızı, onlardan onlara sorular sormanızı tavsiye ederim açıkçası bu dönemlerde. Çünkü size yol açabiliyorlar bir şekilde, sizi yönlendirebiliyorlar. Onlar beni bu bursa başvurmaya çokça teşvik etmişti ve nitekim de zaten olumlu bir şekilde sonuçlandı. Başvuru yaparken ben hiçbir okuldan daha kabul almamıştım. Başvurduğum okullar vardı ancak kabullerim gelmemişti. Bu yüzden başvururken kesinlikle kabul almadınız diye çekinmeyin. Çünkü başvurular daha, sonuçlar daha sonrasında gelebiliyor. Bu da sizi herhangi bir şekilde başvurmamaya teşvik etmesin. Aynı zamanda bursu aldıktan sonra da burs alma süreçlerinden de büyük olasılıkla bahsederiz ileride nasıl bir interview süreci geçiyor. Onlara şimdi değinmiyorum ama bursu aldıktan sonra da şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Burada benim okulum Amerika'daki en ilerinden biri alanında ve şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Aynı TPF'in size sağladığı artı bir ayrıcalık ise bu bursu alırken okullarla bir şekilde iletişim halinde olmaları ve sizin lehinizde bir şeyleri çeviriyor olmaları. Örneğin ben şu anda research assistant olarak da çalışıyorum burada ve bu burs sayesinde bu yolum açıldı. Daha bir işbirlikleri oldu Duke University burs sözleşmesi hazırlanırken ve bu research assistantlık da aslında bana burada büyük bir şekilde kendimi geliştirmeme, ekstra çalışmama yardımcı oldu. Bunları da göz önünde bulundurduğunuzda çok büyük bir fırsat var. Tabii ki hem ekonomik açıdan size yardımcı oluyor, tuition'larınızı ödemenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda yaşam masraflarınız için de yardımcı oluyor bu burs. Okurken, şu anda eğitiminizi alırken herhangi bir finansal durumu düşünmüyorsunuz. Bu çok çok büyük bir ayrıcalık. Şu an özellikle günümüzde TL ve dolar paritesini düşündüğümüzde benim için imkansızdı burada okumak. Ama TPF bursu sayesinde buradayım ve herhangi bir finansal durumumu düşünmeden okuyabiliyorum. Aynı zamanda hem eğitimimi gerçekleştiriyorum hem yeni bir alanda research yapabiliyorum, araştırma yapabiliyorum. Bunlar çok büyük olanaklar. Kesinlikle başvururken çekinmeyin, kazanabilir miyim diye tabii yani başarılarınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ancak çok çok büyük bir fırsat. Fırsat nereden karşısına çıkabileceği bilinmiyor. O yüzden kesinlikle başvurun diyorum. Bu şekilde sanırım herhangi bir sorunuz olursa tekrardan cevaplamak isterim. Teşekkür ederim Serra. İpek. Herkese merhaba. Ben İpek. Bu burs 2016 yılında ilk başladığı zaman alan kişilerden biriyim. Hem 2016 hem 2017'de aldım. Ben de Duke Üniversitesi'nden mezunum. Ekonomi master'ını bitirdim. Ve bitirdiğim zamandan beri de yaklaşık 5 sene olacak. New York'ta yaşıyorum. Market research alanında çalışıyorum. Şu an yaklaşık 25 kişilik bir research takımım var. Hem qualitative hem quantitative araştırmalar yapıyoruz farklı müşteriler için. Amerika'ya gelmeden önce de Boston Üniversitesi'nde okudum. Son senemde bu bursa başvurdum. Tabii benim başvurduğum zaman da daha çok yeni bir burs olduğu için o dönem benim aslında kendi araştırma ve o sırada sunulan farklı burs olanaklarına bakmam sayesinde ben bu bursu buldum. Çok keyifli bir interview süreci geçirdik. Bundan önce hem İrem'in hem belki de sizin de internette gördüğünüz üzere
farklı farklı requirement'lar var. Onları sağladıktan sonra eğer uygun görülürse farklı farklı mülakatlara çağırıyorsunuz. Ve gerçekten herkesin amacı size destek olmak en olabildiğince mümkün ve gerçekçi şekilde. O içtenliği gördüğünüz zaman zaten daha süreç başladığı andan itibaren insana bir özgüven ve motivasyon veriyor TPF takımının desteği. Ve sadece başvuru süreci değil, eğer bursa alırsanız da sonrasında da programın devamında da kesinlikle o bağlantı kopmuyor ve alabildiğince her açıdan, her fırsatta iki tarafta birbirine çok destek olmaya çalışıyor. Bu yüzden de aslında tabii ben başvuralı ve bu bursa alı uzun bir süre olduğu için de söyleyebilirim ki ben hala TPF ailesiyle çok yakın bir bağ içindeyim ve bundan da çok keyif alıyorum. Tabii ki kolay bir karar değil. Amerika'ya gelmek, burada yüksek lisans yapmak, sonrasında belki burada kalmak ya da kalmamak, geri dönmek, bunların hepsi insanın hayatını şekillendiren ve değiştiren kararlar. Ama kesinlikle sizi çok büyüten ve geliştiren de bir fırsat. Gerçekten hayatta bir kere karşınıza çıkabilecek bir burs bu. Böylesi bir fırsat ve bazen gözünüzü korkutsa da umarım siz de başvurursunuz, şansınızı denersiniz. Ben kesinlikle daha fazla tavsiye edemem. Diğer arkadaşlarım da dediği gibi eğer herhangi bir sorunuz olursa her zaman ben de seve seve cevaplarım. Çok teşekkürler İpek, Serra, Kardelen. Hepinize teşekkür ederiz. Evet, herkesin tekrar tekrar söylediği gibi lütfen başvurun, gözünüz korkmasın, olur mu olmaz mı düşünmeyin. Başvurun, eğer başvuru sonuçlarınız hala gelmediyse, kabulleriniz hala gelmediyse dahi başvurun. Hatta bu tür süreçlerde bizimle iletişim halinde olursanız biz bazen okullara da ulaşıyoruz. Onlarla biraz negotiate ediyoruz eğer, çünkü belli bir, eğer sizi kabul ederlerse biz de bursumuza destekleyeceğimizi, yani biraz arkadan da sizin kabul almanız için de biraz uğraşıyoruz. O yüzden kesinlikle sonucunu düşünmeden yapabildiğiniz, başvurabildiğiniz en iyi şekilde başvurun. Bizler de elimizden geleni, desteği verelim. Şöyle, burs süresince bizim e-mail, gerek e-maillerle gerek yaptığımız diğer webinarlarla karşımıza çıkan belirli birkaç soru oldu. Burada ekranda da gördüğünüz gibi bunları biz bir araya toparladık. En çok duyduğumuz, bize gelen sorulardan bir tanesi burs miktarıyla ilgili oldu ve bu burs miktarının yaşam masraflarını karşılayıp karşılamadığıyla ilgili. Arkadaşlar, burs yaşam masraflarınızın hepsini karşılıyor. Miktarı ise kişiden kişiye, başvurudan başvuruya değişiyor. Çünkü bu yaşam masrafları gittiğiniz okullara göre, gittiğiniz şey, yaşadığınız şey, mesela New York'ta eğer gelip okuyacaksanız New York'un yaşam masrafları biraz daha farklı oluyor, biraz daha fazla oluyor. Bunun gibi farklı etkenlerle miktarlar değişiyor. Buna ek olarak IELTS ve TOEFL ile ilgili bazen sorular alıyoruz. TOEFL yerine IELTS verebiliyor muyum ya da tam tersi submit edebilir miyim diye. IELTS ya da TOEFL istediğiniz İngilizce sınav skorunu bize gönderebilirsiniz. Burada bizim için önemli olan başvurduğunuz okulun iki ya da herhangi birini bize gönderdiğiniz skoru kabul etmesi. Bir de doktoruya, eğer lisansınızı yaptınız diyelim ve masterınızı henüz yapmadınız ve direkt olarak aslında hedefiniz doktora yapmak. Direkt olarak lisansı bitir bitirmez doktoraya başvurup başvuramayacağınızla ilgili bazen birkaç soruları aldık. Türkiye'de nasıl çok emin değilim ama Amerika'da lisansınızı bitirdikten sonra direkt olarak, eğer hedefiniz doktora yapmaksa, direkt olarak doktoraya başvurabiliyorsunuz. Bu doktoranın sanırım bir ya da programdan programa değişiyor, bir ya da iki yılı master'ınız olarak sayılıyor. Ve böylece master'la
yani master'a ek ol, 2 yıl ek olarak doktora yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt olarak doktoraya başlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu süreçler çok competitive ama eğer böyle bir hedefiniz varsa direkt olarak master'ı hiç başlamadan direkt olarak doktoraya da başvurabiliyorsunuz. Burada bizim bir de sizlere sorularımız var. Bu söylediklerimize ek olarak sormak istediğiniz sorular varsa lütfen chat box'a yazabilirsiniz ya da direkt olarak başvuru geçen yılın awardilerine de sorularınızı yöneltebilirsiniz ya da kendiniz direkt olarak mikrofonunuzu açıp da sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere yöneltmek istediğimiz bu sorular kesinlikle başvuru sürecini siz eğer programa bursa başvurursanız kesinlikle herhangi bir etkisi olmayacak. Tamamıyla bu soruları sizleri biraz daha genel olarak tanımak, nasıl konsörleriniz var, nasıl endişeleriniz var, bunları biraz anlamaya çalışmak için sorduğumuz sorular. Birincisi, neden Amerika'da okumak istiyorsunuz? Amerika'da okumak için eğer bu bursu aldığınızda nasıl endişeleriniz var buraya gelirken ya da gelmek isterseniz endişeleriniz var mı? Bu endişeler varsa neyden kaynaklı? Bunları isterseniz bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de başvurmayı planladığınız programlar hali hazırda Türkiye'de degree'sini aldığınız programlar mı? Örneğin Türkiye'de master'ınızı yapmış olabilirsiniz ama buna ek olarak bir de Amerika'da master yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Böyle bir planınız var mı? Varsa neden aynı degree'yi okumak istiyorsunuz? Bunları da biraz bizimle paylaşırsanız hem sizlerin sesinizi duymak hem de neler düşündüğünüzü, kaygılarınızı anlamak çok isteriz diyeyim. Chat box'ımıza bakayım sorular. Gelmiş mi? Belki beklerken soruların gelmesini ben de bir merhaba diyeyim herkese. Merhabalar. Teşekkürler zaman ayırıp katıldığınız için bugünkü bilgi veren seminerimize. Senaken Schieber bursiyerlerini görmek bizi hep çok mutlu ediyor. Başvuran insanları başvurmayı düşünmelerini görmek de mutlu ediyor. Sanırım bursiyerlerimiz de bahsettiler. Amerika'ya gelme kararı büyük bir karar. Bunu çok çok iyi anlıyoruz. Hepimiz verdik o kararı ve o yüzden de şahsi olarak da nerede durduğunuzu çok anlamaktayız. Ama bu burs hayatınızı, gidişatını değiştirme potansiyeline sahip olduğu için o aklınızdaki soruları eğer varsa bugün bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Serra, Kardelen ve İpek burada, bizler de buradayız. Hepimiz sizi doğru şekilde yönlendirebilmek isteriz. Çünkü burs sadece finansal olarak aldığınız bir desteğin ötesinde Amerika'da ayakta dururken o transition zamanında da sizlere destek sağlayan bir program. Gittikçe de büyüyor alımlayımız ve herkes de, bursa alan herkes de yeni gelenlere destek olmak için seve seve zaman ayırıyorlar. Onu da aklınızda tutmak isteriz. Yani bu bir community. O community'ye girdiğiniz zaman evet finansal olarak Amerika'da okumak için bir hak kazanıyorsunuz. Ama aynı zamanda burada başarılı olabilmeniz için de başka şekilde desteklere de devam ediyoruz. Orada duyurayım. Lütfen sorularınızı sorun. Mikrofonu direkt gelip sorabilirsiniz. Beklemeniz gerekmiyor. Kameranızı, mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Galiba chatte bir soru var İrem. Evet. Peki bursu kazandıktan sonra hangi durumlarda bursu kaybetme riskimiz olabilir? Okay. Ben başlayayım İrem, sen devam et istersen. Bizim bursumuz bir senelik bir burs. Normalde
doktora öğrencileri ilk senede daha çok bu bursa ihtiyaç duyuyorlar. Bir seneden sonra okullarda gösterdikleri başarı nedeniyle okulları destekliyorlar eğitim hayatlarında. Master programlarında burs 2 seneye çıkabiliyor ama 2. senede tekrar bursa başvurmanızı istiyoruz. Orada da baktığımız tabii normal başvuru sürecinin yanı sıra ilk senenizdeki başarı durumunuz. Onun dışında bursu kaybetme riski olduğunu görmüyorum. Yani bize okulumuzdan başvuru geldi, yani kabul olduğunuz okuldan onay geldiği sürece komitemiz tarafından bursun size verilmesi onaylanırsa bir risk söz konusu değil. İrem, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, Şenay'ın da belirttiği gibi çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bursunuzun iptal olması gibi bir durum yok. Böyle bir durumla da şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Dolayısıyla akademik herhalde, Şenay'ın da belirttiği gibi akademik başarınızın sürdürülmesi bizler için önemli. Bu kadar. Bir de bir sorumuz daha var. Ben hali hazırda Master Applied Economics 1. sınıf öğrencisiyim ve bu ilk senem için az bir miktar bursum var. Fakat 2. sınıf için bursum yok. Bunun için başvurabilir miyim? Diğer bir soru da, bu bursa başvurabilmek için F1 vize sahibi olmak şart mı? Ben geçici statüde başka bir vizeyle okuyorum demiş bir arkadaşımız. İlkine sorular kayboluyor. Evet, sorular kayboldu o yüzden. Neden bilmiyorum. Okey. Şimdi ilk soruya cevap verelim. İlk önce bursa ne yazık ki ilk sene, yani programa girdiğiniz ilk sene için destek veriyoruz. 2. senede bizim beklentimiz daha fazla. Öğrencilerin okullarda kendilerini kanıtlayaraktan okullardan destek yaratabilmeleri. O nedenden dolayı 2. sınıf, 3. sınıf öğrenci, yani daha işte doktor programlarında 4-5'teki öğrencilere kaynak yaratmıyor. İrem de söylemişti burs hedeflerini anlatırken, amacımız Türkiye'den Amerika'ya master ya da doktora için gelme hakkı kazanmış ama bu bursu alamazsa gelemeyecek öğrencilere gerçekten bir fırsat yaratabilmek. O nedenden dolayı 1. sınıf öğrencilerini destekliyor program. Hedefimiz o. İrem, diğer soruyu sana bırakayım. Vize statüsüyle ilgili. Vize statüsüyle ilgili bizim bir şartımız yok ama bursumuz direkt Türkiye'den Amerika'da yüksek lisans ya da doktora yapacak öğrencileri hedeflediği için, desteklemeyi hedeflediği için bu vize F1 oluyor. Ama tabii ki eğer farklı bir statüde gelmeniz gerekiyorsa bu bizim için bir sorun yaratmayacaktır. Bir tane daha sorumuz geldi galiba. Amerika'da şahsi herhangi bir gelirim yok, çalışmıyorum. Hatta vizemden dolayı çalışamıyorum. Evli olmak bursa başvuru için engel mi? Hayır, sizin özel hayatınızla ilgili kesinlikle bir şartımız yok. Evli de olabilirsiniz, single de olabilirsiniz. Bunlar bizim kesinlikle başvuru kriterlerimiz içerisinde yer almıyor. Belki o soruyu gelir açısından soruyorsanız, hani eşinizin geliri var ama siz çalışmıyorsunuz gibi bir soru varsa, emin değilim, hani o bakış açısından bakarsak yine de burada bakılan, İrem de belirtti, ailenizin, bu aile sizin kendi kurduğunuz aile olabilir, işte anne babanız olabilir, ailenizin geliri ve sizin burada aldığınız hak kazandığınız, kabul aldığınız okula gidebilmenizi sağlayacak finansal gelirinizin olmaması. Evet, tamam, eşinizin geliri anlamında söylemişsiniz. Okay. Kameraya kimse gelmiyor. Lütfen biz sesinizi de duymak isteriz. Sizlerle daha sohbet etmek, konuşmak da isteriz. Soruların hepsi aynı kişiden mi geliyor yoksa Ena Hanım'ı mı seçiyorlar
Sanırım hepsi aynı kişiden geldi diye düşünüyorum. Alright. Kameranızı açıp gelmek, bizlerle tanışmak, sorularınızı sormak, merhaba demek isterseniz hala vaktimiz var. belki Karderen, Serra ve İpek'e tekrar eklemek istedikleri bazı noktalar var mı diye sormak istiyorsanız konuşabilirsiniz. Özellikle belki Amerika'daki hayatla ilgili. Genelde eskiden daha çok o konularda da sorular geliyordu. O konularda paylaşmak istedikleriniz varsa duymak da isteriz. Bir soru daha geldi İrem. Evet. Merhabalar, ben henüz hiçbir okula başvurmadım çünkü bachelor ortalamam yüksek olmadığı için cesaret edemedim. Bu burs duyurusu LinkedIn'den gördüm ve beni çok heyecanlandırdı. Çünkü her zaman hayal ettiğim bir şeydi. Ortalamam 2.70 civarında. Bu ortalamayla başvursam okullardan kabul alma durumum nedir? Ve biraz da GRE sınavından bahsedebilir misiniz? Bence bu soruları Serap, İpek ve Kardelen cevaplasın. En güzel onlar cevaplayacaklardır. Bence. Hanginiz başlamak istersiniz? Ben cevaplayabilirim isterseniz. Buyur Kardelen. Bu bursun ön koşulu okullardan kabul almak ya da okullarla bir başvuru süreci içinde olmak ve Amerika'da da bu akredite olan üniversitelerden kabul almanın en önemli unsurlarından birisi aslında lisans ya da yüksek lisans not ortalamamız. Çünkü yani Amerika'daki okullara baktığımız zaman aslında dünyanın her yerinden insanlar başvuruyor. Amerika'dan Amerikalılar ya da dünyanın geri kalanından tüm öğrenciler. Onun için süreç çok rekabetçi. Yani not ortalamasının önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum kabul almak için. Ama hani belki yine de diğer yani birçok kabul almak için birçok kriter var. Not ortalamasının iyi olması gerekli, GRE sınavımızın belirli bir standartta olması gerekiyor. TOEFL aynı şekilde belirli bir standartta olması gerekiyor. İyi referans mektupları, iyi bir statement of purpose. Bunların hepsi bir başvuru sepetini oluşturuyor. Yani not ortalaması kötüyse bu belki çok parlak bir GRE skoru, çok parlak bir TOEFL ve çok parlak bir referans mektubu ve hani açık ne istediğini bilen bir statement of purpose'la güçlendirilebilir. Benim tavsiyem bu yönde. Serra ve İpek, siz de bir şeyler eklemek ister misiniz? Ben Kardelen'e tamamıyla katılıyorum bu konuda. Yani tek bir faktöre bakılmıyor. Ancak yani hepsinin toplamının bir şekilde değerlendiriliyor. Ve GPA bunlardan bir tanesi. Ama benim de bildiğim kadarıyla iyi bir ortalamaya sahip olmak önemli bir faktör. Aynı zamanda GRE sınavından bahsetmemiz gerekirse biraz hatırladığım kadarıyla 3 bölümden oluşan bir sınavda matematik kısmı test şeklinde oluyor. Biraz daha dil bilgisi, İngilizce kısmı olan bir test bölümü var. Ayrıca bir de yazı kısmı olan bir bölüm var diye hatırlıyorum. Küçük bir essay yazmanın gerektiği bir bölüm. Böyle bir sınav. Onun dışında Kardelen'e tamamen katılıyorum. Bir de eklemem gerekirse ben de son zamanlarda okulda duyduğum bir konuydu aslında. Sanırım hani gerçekten başvurmak istediğin okullar varsa ve not ortalaman düşükse öncelikle okulla bir iletişime geçip yani
işte Amerika'da hangi okullara başvurmak istiyorsan onların hani bölüm direktörleriyle iletişime geçip hani bu okula başvurmaya çok istiyorum ama not ortalamam uygun değil. Acaba bunu nasıl telafi edebilirim, nasıl kabul alabilirim? Hani bu şekilde bir iletişime geçersen onlar muhtemelen hani belki bazı dersleri ekstra al, şunları yap, bu tarz şekilde tavsiyeler veriyorlar anladığım kadarıyla. Böyle birkaç örnek duydum son zamanlarda. Yani bu şekilde önce bir ön hazırlık da yapılabilir. Evet, hepsi çok güzel noktalar. Ben şöyle bir bakış açısını da önereceğim Delal. Başvurmak istediğin okulları belirleyip bir öncelikle onların kabul ettiği öğrencilerin GPA'leri neler, GRE skorları neler onlara bakmanı öneririm. Serra ve Kardeli'nin de söylediği gibi GPA'nin birazcık daha düşükse bu okulların kabul ettiği öğrencilere kıyasla GRE'yi biraz daha yüksek tutmak için ne yapabilirim diye bakabilirsin. O onu kompanse edecektir. GRE'de daha fazla bunu bursiyerlerimiz de confirm ederlerse sevinirim ama ekonomi programlarında sayısal kısmın ağırlıklığa bakıldığını biliyorum. O şey sözel kısmı, o İngilizce kısmı skorlarına değil de sayısal kısma bakılıyor ve Türkiye'den gelen öğrencilerin de genelde o kısmı çok güçlü oluyor. Ona bakabilirsin. Referans mektupları çok çok önemli. Hocalarınla bunu konuşup güçlü referans mektupları vermelerini üzerinde çalışırsan bazen biz görüyoruz referans mektupları o kadar güçlü olmayabiliyor. Yani senin ortalaman düşük olsa bile neden Amerika'daki bir ekonomi master'ı ya da doktora programında başarılı olacağını çok güzel şekilde dile getiren referans mektupları burada kabul olma oranını artıracaktır. Bir de Kardelen'in son dediği de çok önemli. Okullara ulaş, çekinmeden oradaki öğrencilere yaz, bölüm başkanlarına yaz. Bir şekilde ilgilendiğini göstermeye çalış ve onlardan da feedback almanı da çok tavsiye ederim. Başarılar şimdiden. Teşekkürler Şenay. Bir sorumuz daha var. Kaç kişilik bir kontenjanınız var bu burs için? Şenay sen mi cevaplamak istersin? Yani sen de cevap verebilirsin. Tabii. Belirli bir kontenjanımız yok ama verdiğimiz miktarlar sınırlı olduğu için bizim amacımız aslında mümkün olduğunca çok öğrenciye destek verebilmek. Bunu yapabilmemiz için de bu aslında webinarın başında da bahsettiğim gibi biz genellikle bu üniversitelere ulaşıyoruz ve o üniversitelerden bir indirim yapmasını işte Serra'nın bahsettiği gibi ya TA yolu, TA'lik vererek teaching assistantship gibi böyle part-time işler prova size vererek ya da bir belirli miktarda burslar vermelerini istiyoruz ki böylece bir okula bir bursa vereceğimiz miktar mümkün olduğunca minimuma indirip birden fazla kişiye destek verebilelim. Dolayısıyla burada belli bir kotadan bahsedemiyorum. Dediğim gibi her başvuru kendine özel değerlendirildiği için ve miktarlarda bu başvuru her başvuru için değiştiği için bizim yapmaya çalıştığımız amacımız bu yönde. Evet, eğer ki bu bursu almayı hak ettiğinizi düşünüyorsanız o bursu bizden alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim, bir kontenjanımız yok. Evet. Başka soru sormak isteyen, düşüncelerini paylaşmak isteyen, merhaba demek isteyen. Birileri var mı? Delal elini yükseltti. Delal mikrofonunu açıp konuşmak ister misin?
Sanırım bütün sorularını sormuştu İrem. Okey, bir hand raise aldım ama o yüzden dedim. Eğer sorularınız varsa, dediğim gibi merhaba demek isterseniz mikrofonunuzu açıp katılabilirsiniz. Aynı zamanda ben daha önce yaptığımız webinarleri de TPF'in YouTube kanalından izlemenizi tavsiye ederim. Burada konuşmadığımız bazı konuları orada konuşmuş olabiliriz. Veya da şu an aklınıza gelmemiş bazı soruları orada cevapları bulabilirsiniz. Öyle diyeyim. İrem'e devredeyim. Galiba Delal şimdi mikrofonunu açtı. Konuş. Merhaba. Açıldı mı mikrofonum? Merhabalar. Pardon, Türkiye'de akşam olduğu için iyi akşamlar diyecektim, kusura bakmayın. Ben de iş çıkışı geldim, direkt açtım. Kardelen Hanım'ın paylaşımından görmüştüm bu bursu. Kendisiyle zaten aynı okuldan mezunuz ve onun bir konuşması vardı. Çok ilham oldu benim için de. Çok özendim. Böyle bir şey de görünce katılmak istedim açıkçası. Çok hoşuma gitti. Bakalım, yani iş çıkışı geldim. Acaba olabilir mi diye şartları öğrendim şimdi. Bakalım, yani belki olabilir. Yani bilmiyorum. I hope. Öyle. Çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Gerçekten çok mutlu oldum. Amerika'da Türkiye'li kadınlar için böyle destekler, böyle girişimlerde bulunduğunuz için çok sağ olun demek istedim. Çok teşekkürler Delal. Çok teşekkürler Delal. Neden olmasın? Soruların olursa daha fazla bu proses içerisinde bizlere ulaşabilirsin. Sen kendini hazırladığın sürece olmaması için bir neden yok. Bizler buradayız destek olmak için. Yani gerçekten çok gurur verici. Yani Türkiye'den bu kadar kadının Amerika'da olup yani böyle şeyler başarması çok ilham verici ve çok gurur verici açıkçası. Benim için zaten hani rol modelsiniz. Bu yüzden ben de cesaret edebilirim diye düşünüyorum ama bilemem tabii yine. Öyle. Şu an Türkiye'de havalar biraz soğudu da malum sesim biraz düştü maalesef. Çok sağ ol Delal, aynı zamanda paylaştığın için duygularını. Süper. Eminim Kardelen, Serra ve İpek de daha çok gururlanıyorlardır başarılarından. Başka potansiyel bursiyerlere de ilham kaynağı olmaktasınız. Kesinlikle. Peki, başka bir soru sanırım yok. Eğer webinar sonrasında aklınıza gelen sorular olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz e-mail adresinden iram@tpfund.org'dan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Başvuru deadline'ı 1 Mart. Tekrar edeyim burada. New York saatiyle 5:17'de, akşam 17'de başvuru zamanı da. O yüzden lütfen bu tarihi geçirmeyin. Kendinize güvenin ve başvurun. Başvurduktan sonra dediğim gibi bizimle iletişimde kalırsanız biz elimizden geldiğince bütün başvuranları desteme, eğer başarılıysanız ve bu kriterlere uyuyorsanız tabii ki mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz ve bunun için de gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Bir tane daha soru geldi. Sanırım burs için uygun değilim cevaplara göre ama yine de böyle bir girişim için herkese çok teşekkürler kurutuyorum. Sen Türkiye'deki öğrenciler de haberdar olurlar. Sevgiler. Çok teşekkürler. İsmini bilmiyorum ama soruların için, katkıların için biz teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere diyorum. Başvurularınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.